Arkadaşlar merhaba, ayın 14. videosuna hoş geldiniz. Bugün yorumlarda tekrarla istekle gelen bir konuya değineceğiz. Hayır diyebilmek, sınırlar oluşturabilmek ve bunlara bir şekilde bağlı kalarak yaşamak üzerine hazırsanız başlıyoruz. Bu konu üzerine nasıl bir şey anlatabilirim diye düşündüm açıkçası, her video için yaptığımız hazırlıklarda olduğu gibi. Ben sınır algıları çok sert, çok net olan bir insanım ve bunun sadece hayrını gördüm hayatımda açıkçası. Hayatta hiçbir şeyin yapmacık, samimiyetsiz olanını sevmem ve vaktimi boşa harcamayı da hiç sevmem. Hayatımın büyük bir kısmında son videolarda böyle güvenerek, arkasında böyle sağlam çıkarak bahsedebildiğim gibi belli birini arıyordum mesela. Dedim ki işte bu böyle hayatta büyük şey yapacağım bir insan olsun. Benim gibi işte her şeyden önce duygu iniş çıkışlarından ziyade mantıkla, kararlılık ve azimle hayata baksın. Üretken olsun, hayatta büyük şeyler hedeflesin. Ve bunu belirlediğim zaman, böyle bir programı kafaya attığım zaman benim sınırlarım olmuş oldu mesela o konuda. Hani bunun dışında olan, benim bu konu dışında vaktimi kaybettirecek olan ikili ilişkilerde çok fazla zaman harcamamak istedim. Genelde bu yönde de zaten bakıyorum, vizyonuma hitap etmiyor, hayatta istediğim şeyleri istemiyor. O zaman bu insanla ne işim var deyip uzaklaştım ve bu da bana akıl sağlığımı da vaktimi de güzelce kazandırmış oldu. Hayatta ne gibi, nasıl insanlarla bir arada olmak istiyorsanız, onun dışında olan ve size iyi gelmeyen insanlara sınır çekmeyi bilmeniz gerekiyor. Bu aynı şekilde işte şey diyorsunuz, hep böyle hep bahaneniz var bu arada, hiç böyle çekinmeden yorum bırakanlarınız oluyor da çok ilginç geliyorsunuz bana gerçekten. İşte bu her zaman akraba, insanlar zorlu, tamam, kimse sizi zorlamaz aslında yani. Mesela bir yere kadar diyelim hayır diyemediniz herhangi bir nedenle. Başınıza bir şey gelecek olan bir şey için konuşmayalım da burada. İşte akraba ziyaretleri falan olsun mesela. İşte okul etkinliklerine katılma olsun falan. Böyle çok şart koşulan şeylerde bile, orada bile aslında sınırınızı şöyle çizebilirsiniz. Gidip görünürsünüz. Tam insanlar X'ye bu etkinliğe geldi, gördük derler. Ondan sonra artık tahammül sınırınız dolduğunda kendi içinizde, insanlara birden bir işte gece dolunay görmüş werewolf'lar gibi, böyle kurt adamlar gibi aktive olmaktan bahsetmiyorum. Tamam dersiniz, burada göründüm, selamımı verdim, işimi yaptım. Aynı bu nasıl düğünlerde tam da böyle bir saat geç, hatta bazen iki saat geç gelip takısını görev gibi takıp çıkanlar gibi. Benim burası için sınırım doldu. Vaktiniz dolduğunda çıkar, kendi sağlığınız için kendi güvenli ve konforlu alanınıza dönersiniz. Hayatta da sadece ikili ilişkiler değil aslında, bir sürü konuda sınır çekmeyi bilmeniz gerekiyor. Mesela benim gibi, benim böyle göz önünde içerik üreticisi olan insanların bu konudaki özellikle algılarının çok net olması gerekiyor. Şimdi sosyal medyanın diğer kanallarını, YouTube dışındaki kanalları özellikle, hani nasıl bir kendi şahsi sınır algıma uyarlayacağım diye düşünüp bir süre bir yere gelmedim açıkçası. Yakın zamanlarda Instagram'ımı tekrar açtım. Twitter'dan da zaten beni her burada gören, bana ulaşabileceğini düşünüp gerçekten ulaşabilirse ve internet bunu mümkün kılarsa, orada benim şahsi sınırlarım aşılmış olur. Çünkü mesela içerik üreticisi olarak aslında en büyük isteğimiz, ürettiğimiz içeriklerle insanlara fayda sağlamaktır. Eğlence alanında olsa insanlara güzel, iyi an geçirtmektir. Makyaj alanındaysa insanlara işte hem iyi an geçirtmek hem de şık, güzel bir makyaj yapmayı ya da eğlenceli, artistik bir şey yapmayı öğretmektir. Yani burada içerik üreticilerinin en büyük isteği, her işte herkesin böyle sahneye çıkmışız da işte taşlama imkanları varmış gibi her ağzından çıkanı, bir durduk yere zaten mesela hiç alakası olmayan laflarınıza, fikirlerinize bizi muhatap kılmanız bile zaten bir tuhaf oluyor da,
Herkesin işte bu internetin bizi korunaklı alanımızdan çıkarıp bizim sınırlarımızı aşıp bizi kötü olana, rahatsız edecek olan tarafa çektiğini görüyorsak, bizim de zaten bir yerden sonra buraya katkıda bulunma yolculuğumuzu bir sorgulamamız gerekir. Dünyada, hayatta her şeyden önce kendi iyiliğinizi düşünmelisiniz. Sınırlar aslında en çok da bunun için vardır. Şöyle düşünün, biz insanlara kurban olmaya gelmedik ve biz başka birine, yani kendi elinizde sadece siz varsınız. Bu yüzden her şeyden önce, nasıl uçaklarda da söyleniyor, hani çocuğundan bile önce kendi maskeni tak diye. Çünkü sen o maskeni takmazsan, sen zaten kendin için iyi olan sınırları belirleyip içerisinde kalmak için ısrarla kendini öncelemez ve buna göre yaşamazsan, zaten bir yerden sonra sen de olmazsın. Sen olmazsan mesela bunları öğrenmenin bile ne anlamı kalacak? Çünkü sen olmazsan, ben olmazsam, hani bir şeyler üreten, bir şeyler yapmaya çalışan, dünyaya hayrı olan insanlar olmaz ki. Özellikle de sınır algısı olmayan insanlar bir yerden sonra bu enerjik boyuta bakarsak manipülasyona çok açık oluyorlar ve çok fazla da istismar ediliyorlar. Aman diyor, işte Ayşe'ye zaten ne desem yapar, nereye çağırsam gelir, işte Mehmet'ten ne istesem belini büker de illa ki sözümü dinler. Böyle böyle zaten iyice her gelenin geçenin her manada vurduğu bir insana dönüşürsünüz. Ve hiçbir şekilde insanların size saygıyla yaklaşmasına zaten bir temel hazırlamadığınız için hiçbir şekilde saygı görmezsiniz. Kendinize olan saygınızı da kaybedersiniz. Herhangi bir manada kendinize saygınız varsa zaten herkese erişiminizi açmış diye. Bu yüzden de mesela belirlediğiniz sınırlar içerisinde muamele görmediğiniz yerlerden uzaklaşın, kişilerle de bağlantınızı bir şekilde koparın. Hiçbir şey olmasa, yani diyelim istismar bile edilmiyorsanız, bir şekilde istikrarla saygısızlığa maruz kalıyorsunuzdur. Benim birkaç sene önce bu yurt dışında çalışırken orada tanıştığım bir iş arkadaşım, bir baktım sürekli şey yapıyor. Hani kendisince üstü örtülü şekilde insanların bile önünde bana saygısızlık, böyle açık açık saygısızlık etmeye başladığını fark ettim. İşte kullandığım parfümü kullanma şeklimden giydiğim şeylere verdiğim paralara kadar, hani onların markalarına kadar. Ondan sonra halim, tavrımla ilgili detay şeylerden evimin kirasına kadar sürekli herkesin içinde böyle bir gülünecek bir malzeme gibi bahsediyor. Yani sanki sirke gelmiş, sirkte ben ilginç bir, egzotik bir canlıyım. Aa bak Bengüsü'ye bak, Bengüsü'ye bak. Bengüsü böyle yaptı, Bengüsü şöyle. Mesela bir yerden sonra aslında benim şahsi parçalarım ve hayatımın önemli kısımlarıyla dalga geçilerek hani saygısızlık yapıldığını fark edince, orada benim sınır koymam gerekti. Çünkü dedim ki bu kötü niyetli bir insan ve her şeyden böyle kendisince kendi hayatında odaklanacağı iyi ve kaliteli, hayırlı hiçbir şey olmadığı için insanlarla böyle eğlencelik bir malzeme çıkarmaya çalışıyor. Mesela zaten bu tarz insanlara da çok fazla muhatap olmayın. Dediğim gibi mesela bir süreliğine böyle çok net bir şekilde çizgi çekip tamam bu insanla artık hiçbir bağlantım olmamalı dediğimde, ertesi hafta hemen bir iftiraya maruz kalıp işten çıkmam gerekti. Kendisi baya bir rahatsız olmuş. Yani bazen insanlar o çizmediğiniz sınırlar içerisindeyken size öyle bir davranma hakkı görüyorlar ki kendilerinde. Sonunda o sınırı çizdiğiniz zaman hani ondan çok rahatsız olup, hani sen nasıl kendine saygı gösterirsin? Hani bugüne kadar göstermeyi unutmuştun, buradan sonra da gösteremezsin, ben buna izin vermeyeceğim deyip böyle çok ekstrem şeyler yapmaya başlıyorlar. Bu sosyolojik, sosyal alanlardaki etkisinin dışında özellikle ne yazık ki fiziksel ve cinsel istismara da çok kapı açar. Sınırları çizip bunlara göre yaşayamamak. Benim direkt bayağı üzücü bir durum ama ben gerçekten çok hayatta geç bir noktada öğrendim kendime saygı göstermeyi de, kendi sınırlarımı çizip ona göre yaşamayı da. Bundan bir 4 sene önce falan işte, ya ne olacak canım bir şey olmaz deyip böyle ısrarla, o zaman pandemi yasaklarını bahane eden birini, işte illa sana geleyim dışarıda mekanlar kapanıyor falan diye böyle, bir şey olmaz herhalde dedim. Benim de orada mesela o kadar böyle hani
demir gibi böyle zırh gibi bir sınır algım olması lazımdı ki her böyle selamlaşmama da kalkıp 2 gün ya. Bir de işin komiği kendisi yabancı okullarda okumuş işte. Bir Fransız lisesinde okumuş, sonra gelip Amerika'da okumuş, Amerika'da yaşamış biri olduğu için ben tam tersi oralarda medeniyet görmüştür falan zannedip başıma bir şey gelmez zannetmiştim. Tam tersi zaten o kadar hani şeyin özellikle de cinsel aktifliğin böyle alıp başını gittiği saçma sapan kültürlerden gelme insanların aklı zaten başka bir şeye çalışmıyor. Hani yurdumu insanını alsam başıma bir şey gelme ihtimali daha azdı yani. Orada hiç hani sınır konusunda bundan birkaç sene öncesine kadar ben de hani nasıl duracağımı bilmediğim için sonrasında psikiyatrik tedavi görmem gereken çok büyük travma yaşamış bir insanım yani. Her şeyden önce kendimizi öncelememiz gerekiyor. Size yemin ederim kendinizi seçip kendi iyiliğiniz için çizdiğiniz sınırların içerisinde kaldığınız hiçbir olay ve andan ileride pişmanlık duymazsınız. Buna dair mesela yine biraz daha yumuşatılmış bir örnek olarak geçtiğimiz Ramazan'da yani bizim kuzenler 40 yılda bir toplanabilir ve biz severdik eskiden bundan 10 sene öncesine kadar her bayramda hep beraber bir araya gelir bir şeyler yapardık güzel anısı kalsın diye. Biz böyle anısı kalsıncılardanız biraz. Bir şekilde işte abim haber verdi dedi ki bu pazar dedi herkes toplansın şey bilmem nerede iftara gidelim. Şimdi benim de geçen seneden başladım ben. Benim belliydi hayat planım. Programım belliydi yani. Her pazar kesinlikle size video çeker yayınlardım. Ve hani kanalı da büyütmek için istikrarla götürdüğüm bir plandı o. Ve ben sırf böyle işte o da çok istisnai bir şeydi yani. Hani sırf anısı kalsın diye o pazarki programımı kendi sınırlarım içerisine uymadığı, kendi sınırlarımın akışına uymadığı için iptal ettim. Dedim ben gelemem, ben pazar günleri hiçbir yere gitmem, oturup kendim için, gelecekte yapmak istediğim şeyler için bugün çalışmam gerekiyor dedim. O gün bir video çektim. Hatta bir yandan dedim ki şimdi ben dedim o kadar da dedim 40 yılda bir yapılan bir şeye kalkıp vakit ayırmayıp her hafta yaptığım bir şeye sırf kendimi öncelediğim için bir içerik hazırlayıp o iftara gitmesem şey oluyormuş bir dedim. Hani videoda acayip az izlenen ve benim o kadar hani güzel olabilecek, değerli olabilecek bir programı iptal etmeme değmeyen bir şey oluyormuş falan dedim böyle. Bir yandan öyle bir ön yargıyla hani acaba hani enerjik olarak nasıl etkileyecek bu durumu dedim. Çok ilginç bir şey oldu. O gün yayınladığım video benim uzun süre o günlerde izlenen en açık ara en yüksek farkla böyle izlenme sayısıyla izlenen videom oldu. Gidiyorum ve içim içime sığmıyor evini bulmak üzere diye üzerinde diye şurada bir yere linkini koyarım. İngiltere'ye bu sene ilk kez İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyordum da Nisan'da. Onun üstüne içimde yansımalarını gördüğüm güzel bir konudan bahsetmiştim. Çok da ilgi görmüştü. Böylece resmen aslında bir yandan da bakarsanız hani evrenin şey mesajı gibiydi. Bak kendini önceledin, kendine bir şekilde verdiğin sözü tuttun. O yüzden biz de sana böyle bir geri dönüşle geliyoruz diye. Hayatta hiçbir zaman işte sırf hayatınızda biri olsun, işte yanınızda biri olsun, aman yalnız kalmayın, sevginiz olsun, arkadaşınız olsun, o olsun, bu olsun diye kendinizi öncelemekten vazgeçmeyin. En çok da orada sınırlarınıza ihtiyacınız olacak ve hayır diyeceksiniz. Kendinizi seçtiğiniz hiçbir olaydan daha sonra pişmanlık duymazsınız, emin olun. Ben bunu mesela toplu şeylerde de çok yaptım. İşte iş yeri yemeği diyelim. Eğer böyle inanılmaz önemli falan değilse iş yeri etkinliklerine de gitmedim. Çünkü eğer işim bana maaş getiren bir şeyse sadece ve oradaki insanlardan bir artı görmediysem, benim kendi kendime iyi hissettiğim gibi onların yanında da iyi hissetme halim devam etmiyorsa, onlarla artıp çoğalmıyorsam, sadece daha da dibe düştüğümü, aşağılara indirildiğimi hissediyorsam hiçbir şeye gitmedim, katılmadım. Hiçbir zaman da o etkinlikleri hiçbirini hatırlamıyorum bile. Çünkü insan kendisini seçtiği durumlarda kendi iyiliği için yaptığı şeyle kendi iyilik halini devam ettirmesinin hayrını çok görüyor ama işte gittiği mesela diyelim bir şirket partisi de olabilir. İşte sabahlara kadar hala devam ettiğinde zaten o gece bir yerden sonra artık çoktan yatağınızda olmanız gerekiyorken yani sağlığınız açısından. Yani gece 11 ile 1 arası senin o şeyin melatonin zirven kaçmış burada.
Ayşegül Çoruhlu olsa zaten sana bir fırçayı atardı. Sen hala o saatten sonra zaten iyi bir şey olmayacak. Niye dışarılardasın mesela? Hiç böyle çok severim. Böyle biraz nene gibi bir yönümdür o benim. Onun dışında işte genel olarak işte bana büyük resimde bir şey getireceğini, bir şey katacağını, iyi hissettireceğini görmediğim her şeye sınır çizip her zaman da kendi kendime, kendi benliğimden aferin Bengisu iyi yaptın abi bunu kesinlikle doğru olanı yaptın onayı almışımdır. Hayatınızı çarçur ve çöp etmeyin yani. Çünkü eğer siz kendinize değer vermez, kendi sınırınızı çizip kendinizi o doğrultuda götürmezseniz insanlar da sizin ama böyle ortamalı gibi bir şey olursunuz. Düşünüyorlar. Ona göre de davranıyorlar. İnsanlar siz kendinize nasıl davranıyorsanız öyle davranıyorlar. O yüzden her çekenin çektiği yere giden, her işte saçma sapan her şeyin ortasında bulunan bir insan olmanıza gerek yok. Güzel hedefler edinin hayatta ve onları gerçekleştirmek için güzel planlar yapın, oturun, çalışın. İşte bu spor yapıp sağlığınıza dikkat etmeniz olabilir. Kendiniz için güzel bir hobi edinip hobinizin sizi yatıştırması, size iyi gelmesiyle yine bu sefer ruhsal sağlığınıza iyi gelen bir şey yapmanız, kendinize iyi bakmanız olabilir. Ya da benim gibi mesela büyük resim planları kurarsanız işte bundan birkaç sene sonra kendime çalışan biri olmak istiyorum dersiniz. Peki bu yolda ben ne yapmak istiyorum dersiniz. O konuda vakit ayırıp üstüne işte bir sürü artık internette her şey var bu video gibi. Size hitap eden alanları bulup o konularda online kurslar almak olabilir. Ondan sonra oturup pratik yapmak olabilir. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız çıkıp yani o konuda kendinizi geliştirmek için alın makinenizi mesela boş zamanınızda vurun şehrin yollarına güzel fotoğraflar çekmek olabilir. İşte video üretip insanlara paylaşmak üzere TikTok'tur, YouTube'dur. Kanalınızı, profilinizi açıp aktif olmanız olabilir. Kendiniz için iyi olan şeyleri seçerseniz zaten özellikle de bunlarla onun dışındaki şeylerle vakit kaybetmek yönünde olan şeyleri sınırlandırmak için belli daha net sınırlar çizebilirsiniz ve sizin için iyi olan şeyleri seçmek üzere o sınırları belirledikten sonra zaten insanlara sizin için hayırlı olmayan şeylere hayır demeyi de daha net bir şekilde öğrenirsiniz. Kendinize de daha iyi baktığınız için işte böyle bir ama ben istemiyorumdan ziyade hani benim böyle bir hedefim var. Ben her pazar video çekerim deyip insanların davetine gitmediğiniz zaman bile mesela kendini ve planını seçtin o yüzden seni ödüllendiriyoruz diyen bir evren size onu izleme sayıları olarak yansıtır, gelir olarak yansıtır. Her zaman güzel bir şekilde size kendi sınırlarınız içerisinde kendinize iyi bakmak üzere verdiğiniz kararlarla attığınız adımlar geri döner en güzel şekilde verimini ve sonucunu alırsınız. Bugün bu konudan bahsetmek istedim. Umarım bu konuyu isteyen arkadaşımıza ve daha bir sürüsüne yardımcı olur. Ayın 15. videosunda yarın görüşmek üzere. Aklıma bir sürü şey geliyor hala. Şimdiye kadar bu ayın içerisinde iki tane daha video böyle hani istek üzerine gelmiş oldu. Aşağıya Instagram ve Twitter hesabımı linkliyorum. Söylemiştim zaten. Bu aralar bir de size isteyen bir şey almak, yollamak isteyen olursa Amazon istek listeme atıyorum. Çünkü yakınlarda doğum günüm ve doğum günü kutlamayı çok severim. İsterseniz dahil olun. İstemezseniz de canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.